Arkadaşlar bu arada Avrupa altıncılığından üst üste oha bayağı düşmüşüm. 200'üncülüğe kadar düşmüşüm. Bayağı çılgın bir Legend rank kasması oldu. Üst üste galibiyetler aldım. Yani normalde de yeniyorum ama böyle bir yenme yok. Her önüme geleni yenerek bir anda çok hızlı bir şekilde Legend oldum. Ancak sonra üst üste biraz da şımardım mı ne oldu? Birinciliği oynayayım derken çok fazla maç kaybettim. 200'üncülüğe kadar düştüm. Arkadaşlar yayın kalitesi kötü olacak. Donmasın yeter. Hani biraz sıkıntı var çünkü. Bağlantım iyi değil. İzmir'deyim. Aman diyelim. Mustera inanılmaz çıkartıyor arkadaşlar. Ne oynayalım? Combo Drake değil mi? Bence de. Ben bir yapıştırıyorum. Kaleciyle karşı karşıya kaldı Eskişehir Spor. Mustera pozisyonda rakibine gol izni vermedi. Arkadaşlar bu desteğiyle Legend oldum. Dediğim gibi çok yüksek bir win rate alarak. Daha şuraya desteği koyayım ben. Burada boşluk var zaten. Oraya sıkıştıralım. Şöyle küçük küçük. Şurada dursun tatlı tatlı. Şimdi rakibimiz Druid. Druid olduğu için Keeper of the Grove'a ihtiyacım yok. Inner Wait falan bulmam lazım. Mind Control tek bu matchup'ta işe yaramaz. 3 drop olarak kullanabilirim. Ama Inner Wait ve şey daha önemli. Wild Growth. Inner Wait geldi güzel. Şimdi bu Druid oynarken önemli olan curve'ünüzü doğru ayarlamak. Yani ilk başta bütün coin'i, Inner Wait'i falan hepsini kullanıp hızlı çıkmak güzel ama sonra devamını getiremezseniz sıkıntı oluyor. O yüzden güzel bir şekilde ayarlamak lazım. Bakalım şimdi 2'de bunu oynarım. 3'de oyunum yok. Ama bunu oynamak burada mantıklı olacak. Abi maalesef İzmir'deyim. İstanbul'daki setup'ım burada değil. O yüzden yayın kalitesi çok iyi olmayacak. Kusura bakmayın şimdiden. Oo. Şimdi bir sonraki turn Sludge Belcher atabilir. O yüzden şu an Wild Growth atarsak Sludge Belcher ya da Druid of the Claw indiği anda Black Knight'la onu alabilirim. Bu çok kritik bir karar olabilir. Ya da Pirated Shredder inip agresyonu kurabilirim. Ben galiba 6 manaya çıkıyorum. Bakalım şu anda taunt istiyorum. Çete bakıyorum, çete bakıyorum arkadaşlar. Güzel, biz daha şanslıyız. Şimdi bir taunt. Bir taunt. Taunt. Auto taunt'u. Yavrum at taunt'u. Ayarları yaptım aslında arkadaşlar. Özellikle noise gate ayarını yaptım. Taunt girmedi adamıma.
bayağı güzel oynadı. Bütün dengemi bozdu bu hamlesiyle. Wild Growth atarsam o da alacak. O yüzden onu veremem. Climbing için ben bu deckle oynadım. Ama dediğim gibi biraz muhtemelen değişti şu anda meta. Bir dakika. 7. Bir sonraki turn combo yapabiliyorum. Vurursam 15. Bir de ısırırsam 14. Taunt atarsa biraz kritik. Bir dakika. 11. Taunt atarsa kaybederim gibi geliyor ama bunu çıktı. Ya bu da agresif oynuyorum. Noise gate'i bir daha ayarladım. Hala var mı arkadaşlar ses? Selamlar Canber. Şu an taunt açamadı ama şey yapabilir. Armor alabilir. Ki bu çok kritik oldu. Bu olmasa şu an Little'ım vardı. Açmaması lazım. Eyvallah, ışırtılıyız beyler. Fıçı 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 fıçı. Yayın kalitesinin base'le alakası yok arkadaşlar. Benle alakası var. Kalitesiz olan benim. Dostum. Aldık maçı. 190. Arkadaşlar yayın kalitesinden dolayı kusura bakmayın. Hatta şuraya yazayım ben onu. Dostum yerine. Bakın şöyle yazacağım. Şöyle güzel yapalım şunu. Güzel, bunu sevdim. Şu
Şu an oldu. Şu an laf edenler o yazıyı okusunlar. Şimdi font, resmi font arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Druid oynarken yapmamız gereken şey aslında biz combo ile oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Yani nispeten agresif bir deste ama bu klasik Hunter gibi doğrudan surata vurmalık agresif bir deste gibi düşünmeyin. Board'u tutup Little hazırlayıp doğru turn'da combo ile oyunu bitirmek. Macmage'de ise bu sefer burada biz defansif bir rol alıyoruz. O yüzden removal'ları elde tutuyoruz. Diğer matchup'larda genelde agresyon bizde oluyor. Okunmuyor mu dostum? O zaman ben onu sürekli değiştiririm. Okunuyor mu arkadaşlar? Şimdi bunu almak işimize gelmeyecektir. Canını 1'e indiriyorum. Olası turn 4 swipe'ı için. Rengi değiştiremedim ya. Aha. Bunu Doktor Boom'la kullanabiliriz. Şimdi bu turn bunu removelayalım. 3'te oyunu uzatabilirsek biz kazanıyoruz. Bilindik Orange mı bilmiyorum ama Orange diye biriyle oynuyorum arada, olabilir. Şimdi burada Swipe'ı henüz kullanmayacağım ben. Ve bir sonraki turn Innervate ile Doktor Boom açacağım. Şimdi burada bunu alırsam ki Innervate ile alabilirim aslında. Ama bir yandan içeride de Mac tutmak istemiyorum çünkü turn 4 şeyi var. Yok, ben şunu removal'lıyorum. Blast Mage value ile girmesin diye. Şeyden korktuğundan değil de Blast Mage'den dolayı böyle yaptım. Arkadaki ses fan. Aha, bu biraz farklı bir tipte bir şey. Doktor Boom varken ben Doktor Boom'u atarım arkadaşlar. Sonra diğerlerini bir şekilde uydururuz. Gerekirse burada kombomuzu kullanmamıza gerek yok. Burada board'u removal'larsak yeter. Arkadaşlar Noise Gate'i bir daha bakıyorum. İyice sizin için. Ho. Ho. Ne geldi? Bu çok kritik. Ogre Maul geldi. Şimdi burada bence board clear yapmamız önemli. Ya da Sludge Belcher. Mac'i removal'larımız çok önemli arkadaşlar. Bir yandan da Force of Nature ile bunu removal'larsak. Bu 7'yi aslında surata gitmek istiyorum ama. Aslında o zaman Sludge Belcher açabiliriz. Sludge Belcher açıp
Dur, Mekir'imi bulayacağım. Ama 7'yi surata koymak bak çok sıkıntı. 4, 8 mana yapıyor. 6 artı 2 güzel bir şeyde değiliz. Bu turn bunu yapmak mana açısından daha efficient. O yüzden bunu oynuyorum arkadaşlar. Öbür turn ikisi hem Sludge Belcher hem de Keeper of the Grove çıkmak için. Aslında birebirlerle bir vursak diyeceğim ama zamanımız azaldı. Ah! 7'yi vurdun mu? Neyse o 2 o kadar kritik değil. Yani zaman azaldı zaten. Neden cardback kullanmıyorsun? Çünkü bu cardback güzel bir cardback gayet. Yani aslında cardback kullanıyorum ben. Bunu removeleyeceğim galiba arkadaşlar. Çünkü riske giremem. Yüzüme hasar alamam. Bu Sludge Belcher'da geçmesine izin veremem. %50 removeluyoruz. Removeladık. Fireball'u varsa kaybettik. Bu iş olmadı. Teşekkürler arkadaşlar. Azıcık uzun bir soru şampuan. Bir daha yazabilir misin? Kusura bakma. Kaçırdım ben. Bir sürü bir şeyle bir yandan ilgileniyorum da. Kusura bakma. Tekrar yazarsan okuyacağım. Rakibi kilitledik arkadaşlar. Rakip perişan. Yalnız eline fireball geldiği anda rakip de bizi üzecek. Şimdi bakın bu çok önemli. Bir. En önemlisi birdi. Gerisi o kadar problem değil. 2. Bununla riske girmek istemiyorum. Yüzüme hasar almak istemiyorum. O yüzden bir yere vurmayacağım. Bu 2, 3 vurabiliyor. Ama şunlar Mac'i en azından removeluyorum. Şimdi yüzüne 5 vurma ihtimalimiz var. Öbür çocuğa vurursak ise o 5 bize geri tepecek. Ben o yüzden bunu kullanmıyorum bu turn. Riske girmemek adına. Vodafone Free Zone müzik yarışması ile ilgili önerilerim var mı? 9. sınıfın bateri çalacağım. Bugün öğrendim, panik içindeyim. Bateride oldukça acemi sayılırım. Aha Toşlu geldi. Bir dakika. Cevap vereceğim dostum. Bir an önce bizim bitirmemiz gerekebilir. Yoksa çok ayakta kalamayacağız gibi geliyor. Kaleciler döndü. Umut ve gol. Umut ve gol arkadaşlar. Umut ve gol. Bir dakika. Savage Roar'um da var. 4, 2. Bu 4 oluyor. 6, 10. Buradan da 5, 15. Little'ım yok. Burada ben bir sonraki turn Little hazırlamak için bir Game Hunter ineceğim. 8 hasarım var. Fireball'u ya 9 yapsam bile artı artı 3 zaten kurtarmıyor. Buna Fireball atsa yüzüme vursa 5. Yok, ben burada bunu iniyorum. Bir sonraki turn Savage Roar'la bitirmeye çalışacağım. İçeride rakip bile olsa yüzüne gitmeye çalışacağım. Bakalım.
Şu an kritik. Risk alabiliriz arkadaşlar burada. %50 risk alıp yüzüne gideceğim. %50 kazanacağız, %50 kaybedeceğiz. Dört. Onu 2'ye 4 yetiyor mu? Şuradan 6 hasar geliyor zaten. 6 da buradan. Aha swipe'ım da geldi. 1 dakika. Şimdi burada artık riske giriyorum. Savage Roar'la bunu aslında board'u removlayabiliyorum Savage Roar'la. Buna swipe atsam bu 5 oluyor. Savage Roar 4-6 daha 10. Yani yüzüne vurmadığım zaman kazanamıyorum. %50 ihtimalle kazanıyorum o yüzden. Acaba board'u temizlesem nasıl olur? Savage Roar swipe. Bu 4 vuruyor. Swipe. Bunun 4'ü. 1 dakika. 5. 4. 1 yetmiyor onun şeyi. Oraya swipe. Arkadaşlar ben riski alıyorum arkadaşlar. Zaten bir kalıyormuş. Water Elemental'a da vurabilirmiş ama Water Elemental'ı öldürmediği için fark etmiyordu. Yani orada yüze vurup vurmadı. Oradaki %50'lik zar önemliydi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet abi, şimdi şampuanın sorusuna gelelim. Oturup bir stüdyoya gidip davul çalışması şampuanı zaman. Madem davulda çok iyi değilsin, hangi şarkı çalacaksınız bilmiyorum ama çok muhtemelen zor bir şey seçmeyin zaten. Otur git davulunu çalış. Efendi gibi. Şeklinde. Gerisi gelecektir. Şimdi gene mage olduğu için remover'ları tutuyorum. Bir de early drop olarak şeydi tutuyorum. YOLO. Mind control tek bu matchup'ta işe yarayabilir. Şimdi burada coin'i kullanıp ısıracak mıyız? Buna karar verirken şuna dikkat etmeniz lazım. Ben daha sonra neler yapacağım? Coin'i kullanıp ısırırsam ikinci turn'de retim var. Üçüncü turn'de Shadow Maximus'ım var. Dörtte Keeper of the Grove'um var. Gayet güzel. Yapmazsam üçüncü turn'de Shade var, sonra bir, yani çok da düzgün değil. O yüzden ısırıyorum arkadaşlar. Bu Druid'de özellikle ilk 3-4 turn elinizdeki Inner Blade'leri ve Wild Growth'ları ve Coin varsa Coin'i ne zaman kullanacağınıza oturup oyunun başına yaklaşık bir karar vermeniz gerekiyor. Her turn'de ne yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Şimdi bunu aynen gayet güzel. Şu anda istediğimiz şekilde removluyoruz. Sıkıntımız yok. Şimdi çok kritik bir turn'a geldik arkadaşlar. Şunları fontlama aldıktan sonra size açıklayacağım. Şimdi ben içeriye Shade sokacağım ama şöyle bir sıkıntı var, rakip Goblin Blast Mage sokup bu turn yapacağım şey Shade sokmak. Ama 4. turn Goblin Blast Mage 4 tane atacak. Eğer 2 tanesi Shade'e vurursa oyunu kaybederim. O yüzden acaba Mind Control tek mi soksam diyorum. Ama Mind Control tek bu matchuplarda çok işe yarayan bir kart.
Ama şu an bu ordu başta yayılmadı. Removeladık. O yüzden Mind Control tek'i ben burada atacağım galiba. Yani bu çok doğru bir hamle olmayabilir ama ben Goblin Blast Mage girdiği zaman buna 2 vurup şeydi removelamasını istemedim. Ve board'da nispeten boş cevaplarım var. O yüzden rakibi 4 minion'a çıkarmayacağımı düşündüm. Bu tamamen bir öngörü. Belki ve gol geldi arkadaşlar. Maalesef Eskişehir golü buldu. Güzel. Goblin Blast Mage bile çıkmadı. Ama o kadar kritik ki onun etrafında oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda ben bunu removelamak istiyorum. Öbür turn Goblin Blast Mage'i şu an yoktu elinde diye düşünüyorum. Olsa atardı herhalde. O yüzden şu iki drop'u da girmeyeceğim. Şu an şeydi çıkacağım. Çünkü bunun daha sonradan gelip iki demir vuruşuna çok ihtiyacım var. Şu an iki manasını buradan bağlarsam güzel. Golden Blast'ıma hiç gelmedi. Tamamdır. Şimdi burada buna bir Fireball gelirse biraz sıkıntı yaşarız. Ama Belcher'ı açarsam 4'ü 4'lükle vurup püfletip ya da Fireball şey bakıyorum. Bunun savunması 4 olduğu için Belcher yerine Druid of the Claw açasım var. Ya da belki koşup girip trade'lesem çok mu şey olur ama bir Fireball'u almak acaba bunu trade'lemeli miyim şu anda? Şu anda çünkü önemli olan aslında tamamen benim oyunu tutmam. Oyunu tuttuğum zaman kazanacağım garanti. Selamlar Backslider. Bunu trade'lemeyip combo yapmanın da bir anlamı yok. Şu an bu mech olduğu için bilemedim. Bunu sağ bırakırsak Goblin Blast Mage gerçi elinde yok. Etrafını oynamıyorum. Üçünü oturtuyorum. Bunu biraz daha agresif kullanmak gerekiyor ama galiba şeydi. Bir Anayotron çıksa, bir şeyler yapsa. Çünkü Black Knight'ın başka target'i yok. Ya da Keeper of the Grove'la removalayabileceğim bir hala ortalık. Ama Fireball geldi. Güzel. En azından oyun sonunda board'u tutarsam. Şimdi yalnız sıkıntımız var. Sıkıntımız başladı. Innervate. Yani 8 mana demek bu. 5 artı 3. Bu deste Doktor Boom oynayabiliyor. O yüzden bunu atamam. 6 artı 2 olabilir. Bir sonraki turn 7 artı 2. Şu anda bunu trade'leyip Belcher açmayı düşünüyorum. 1 mana boşa gidecek. Onun yerine de Innervate Big Game Hunter açılır mı? Tam Doktor Boom turnu öncesi bunu yapmak çok riskli. Tek komponun nedeni oyunun biraz daha late game'inde Ragnaros'u ve Doktor Boom'un olması. Direkt combo bulup bitirmek zorunda değilim artık. Oyunu biraz daha ileriye taşıyabiliyorum. Aha, ona taunt. Sıkıntı. Ona taunt sıkıntı. Şimdi Ancient of Lore burada kritik. Bir tane ama Ancient of Lore'u ben şey olarak kullanmak zorunda kalacağım burada. Heal olarak kullanmak zorunda kalacağım. Az önce Doktor Boom'u çıkıyorum. Bir sonraki turn 8 artı 2 10. Ben ne diyorum, maça baktığımda unutmuşum, onu tavapladığı için sevinmem lazım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi 3 manada Innervate'i kullanıp bir şeyler yapmalı mıyım acaba? Black Knight'i sonradan gördüm ya. Bir yandan maça bakıyorum, bir yandan chat'e bakıyorum.
Kafa gidiyor arkadaşlar. Yayında öyle sıkıntılar oluyor. Bunu acaba ısırarak alsam bu taunt için? Çünkü bir sonraki turn 8, 10, 7 artı 3 olacak. Anneciğim yayındayım. Buradan yayın açtım. Neyse, Black Knight'ı hatırladık ama önemli olan o, hatırlamaya da bilirdik. Ben biraz oyuna konsantre olmaya çalışayım. Şu bir kalan bir manalar beni çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Abi bu biraz sıkıntı. Ama bunu silence'layıp trade'leyeceğim. Bu silence'la bir 4 manalık yeti öldürmüş olacağız. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi burada artık innovate'i bir an önce kullanıp tempo almak istiyorum. O yüzden burada low tab'i giriyorum. Hem fireball'ları move'larsa turn'u geçiyor. Güzel, bence iyi şu anda. Dostum. Güzel, ben low tabi trade'lerim, keyfime bakarım. Bu biraz sıkıntı olabilir. Swipe'ım var. Swipe'ım var. 9 mana da olsa kullanılır mı? Kullanılmaz çünkü bir şeyi yok. Bunu trade'lersem, Doktor Boom açsam bir tane Fireball'u zaten kullandı. Canım 13, vursa 10. Frostbolt, Fireball. Ben bir tane şeyi açıyorum. Öbür turn elinde swipe'ım da var. Bunu trade'lerse bir şekilde. Ama esas heal yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada bakın. Arkada şurada benim çocukluk resmim var. Bakın bakın. Şurada onunla dalga geçebilirsiniz. Ama uçağımdan vazgeçmem. Yapma, yapma. Yapma. Aldı fireball'u. Sıkıntı başladı beyler. 2 fireball aldı. Ve bize GG'nin habercisi oldu bu. Yani şu an ben onu öldüremezsem büyük ihtimalle ölüyorum. 5 heal bile alsam 12 yapıyor. Bir daha mı bassam 13 yapıyor. 4-4-1. Maalesef kaybettik. Antonidas sayesinde oyunu kazandı. Bakalım 7-9-11 hasarım var. Şu an yapacak bir şeyimiz yok. Öyle mal mal ekrana bakıyorum. Düşüneyim ama. 12-13. Hiçbir şey yok. Kendime swipe mı atsam? O yüzden McMatch'lerde Antonidas'ın önemini gördünüz arkadaşlar.
Neyle kart çekebiliyordum ya? Ben pek konsantre oynayamıyorum yayın sırasında da. Savage Roll gelse de biter miydi ki? Canı çok fazlaydı. Swipe tutacağım. Ancient of Lore sonradan gelsin. Pirate Shredder de gitsin. Küçük şeyler istiyorum. Güzel. Bu removal bayağı önemli. Anneciğim bak buradasın. Bir bir. Bunu çok removal'lamaya gerek yok arkadaşlar. Beast. Ama koyayım ben de. Bir sonraki turn şey inemez. Gerçi removal'larsak daha sonra swipe'a şey yapmış oluruz. Şimdi bu turn removal'lasak öbür turn şey inse, Animal Companion inse swipe'ı direkt Animal Companion'a atabiliriz. Ama bu turn ısırırsak Animal Companion inerse Retainable Companion'a atmak durumunda kalırız. Bir de ısırmak zorunda kalırız eğer. Şimdi bunu removal'lanır mı? Ben bunu removal'lamıyorum. Aha. Çok iyi bir drop. Hem board'a girmiş oluyoruz. Hem de rakibi removal'lıyoruz. Şimdi bu turn Houndmaster girmesin. Genelde oynamıyorlar Houndmaster ama belli olmuyor. Aha. Beni removal'lıyor. Birazdan midrange bir hunter galiba bu. Buna swipe atmaya gerek yok. Ben bu arada çıkıyorum. Şimdi swipe iş yapacak. O removal'layacak mı bizim şeyi? Şimdi buradan iki saldırılı bir şey çıkarsa, aha. Swipe'a gerek yok. Aslında burada ben şu anda taunt açacağım galiba. Swipe Rat attığım zaman bir manam boşa gitmiş oluyor. Mana şeyi çok önemli arkadaşlar ve board'a oynayacağım. O ne çabuk 6 mana gelmiş o ya. Güzel. Bu biraz şanslıydı. Şimdi burada vurup red atabiliriz. Ya da swipe ve red'i ikisini de ona atabiliriz. Çıkan iki ilklerden birini bunları buluruz. Öbür türlü olursa vurup bir kart çekerse 2-2 ilkleri swipe atmış olacağız. Bir saçma olacak. Ben önce bir şundan her türlü bir kart çekeceğim. Acaba bu 4'ü removal'lamasam mı ben de mi yüzüne gitsem diye düşünüyorum. Çünkü daha sonraki turn retim var. Nasıl removal'layabilir? Ben yüzüne gidiyorum ya. Yarışacağım onunla.
Çünkü bunu trade'lemek çok mantıklı olmayacak. Benim de kombom var. Ben de agresif olarak bitirebilirim rakibin canını azaltırsam. Şimdi bu bir swipe daha geldi. Büyük ihtimalle freezing trap. Ama buna vurmayı deneyeceğim. Eğer buna vurabilirsem vuramazsam da zaten daha ufak bir şey yok. Snake trap olursa hoşuma gider. İşte bu. Hem bunu kaybetmedik, hem sadece bir şey çıktı, hem şu an burada swipe'ı buraya yapıştırıyorum. Gayet güzel. Şu an canımız 18, o 5'i yersek 13 kalacağız. Ben burada bu turn risk almak istiyorum. Buna vurması en kötü. %33 ihtimalle çok patat olacak. Teşekkürler. %33. Ama her türlü baskıyı kurmuş olduk. Ancient of Lore'umuzla heal yapabiliriz. Hunter's Mark'ı var mı acaba? Şu an Ancient of Lore'la heal yapıyoruz ve bir de ısırıp bıdıklardan birini alıyoruz. Şu an bakalım, inşallah low tepe vurur bu sefer. 100'e vurdu. 100'e vurması da kötü değil aslında. Rakibe baskı kurmuş olduk. Sezgin müthiş bir müdahale yaptı arkadaşlar bu arada. Kartı da yok. Onunla yüzüme oynamak zorunda. Şimdi abo, canımız gitti. Evet, bu turn rakibi öldürmemiz gerekiyor. Buradan bu sonuç çıkıyor. Bunu vuracağım. Yüzüne giderse de başka herhangi bir vurulama yöntemi var mı, herhangi birisini? Armor alsam bile ikisini birden remove'lasam bir olan kalıyor. Ben şunu da bir kart çekeceğim. 10 mana olmuşuz bu arada, dikkat etmemiştim. Olmuşuzdur diye. Savage Roar. 7. 2 daha. 9, 10. Gene 2 hasarımız eksik. Bir, evet. Ama gene yetmiyor. Yüzüne vurması lazım. Sekiz, beş. Herhangi birini alamıyorum. Maalesef herhangi birisini alamıyorum. Yedi. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Şansımı... Bu sefer o %33 bende mi? Bu sefer o %33 bende mi? Hadi. %33'ler bugün tutmadı.
Devam edelim. Shade of Naxxramas güzel ama başta bu biraz removal'a da ihtiyacım var. O yüzden birini tutuyorum sadece. Güzel bence. Şu Swipe özellikle kritik şey girdiği anda yere. Aha. Şimdi bu turn Innervate'i kullanırsam Shade'i sokarsam bir sonraki turn sadece ısırabiliyorum. Rakip de onu yapabiliyor. Üçte oyunum olmuyor. Bu turn bekleyip İkinci turn Innervate Keeper of the Grove atsam iki mana da gireceği çok kritik bir şey var mı diye düşünüyorum. Ben burada şeyde giriyorum. $1 tavan yapmışlar. Şu an ama ilgilenmiyorum anneciğim. Hayır. Tamam. Size inanamamıştım ya. 7'ye gidiyorum. Sen bunu bunu acaba açsam mı diyorum çünkü ha atağını birleyebilir. Açmıyor. Elimize swipe olduğunu göstermeyelim. Şimdi öbür turn 3 manada olacak. 3 manada Aldor Peacekeeper girebilir. Bunu atağını birlemek için. Ama Aldor Peacekeeper girerse swipe'ı yapıştırırız. Bir mil devam ederiz aslında. Öbür turn savunması 5 olacak. Silahtan silah menzilinden çıkmış olacak. Ben gene de onu tutuyorum. Hadi bakalım. Aynen bu deckle legit oldum arkadaşlar. Oh. Şimdi burada şöyle agresif bir oyun var. Rakibin suratına swipe atıp bizim de gitmemiz. Çünkü 4 manada bunu kesinlikle 5 şeyi varken yumulması için equality falan filan atması gerekir. Öyle de bir dünya yok ve bir anda 9 hasar vermiş oluruz. Öbür türlü ise ya Keeper of the Grove'la birini vuracağız ya bir tane daha şehit ineceğiz. 3 coin'i kullandı. Bir sonraki turn şey yok. Ben biraz agresif oynuyorum. Kusura bakmayın, yeter artık. Savunma yapmaktan sıkıldım. Sadece bu deckle arkadaşlar. O kadar fazla kazandım ki 3 gün boyunca. Sadece bu deckle legend oldum. Base turnuvalarına yakında Batuhan'la konuştuk. Ben de soruyorum. Bir ödül koymayı düşünüyor. En kısa zamanda bakalım göreceğiz ne zaman olacak. Oh güzel. Diye 3. Şimdi öbür turnda Consecration atsa bununla vursa bile bunu removal'layamıyor. Öbür Shade of Naxxramas'a çıkmayı düşünüyorum şu anda. Çünkü Consecration atarsa bu turn ölüyor. Ama Consecration attığı zaman başka bir oyunu kalmıyor. Bu 6'ya 4 oluyor.
Bunu remove yemiyor. Bir kere daha 6 yemiş oluyor. O yüzden ben bunu yapıştırıyorum. Deck Facebook sayfasında var arkadaşlar benim. Deck okunmuyorsa şimdi canı 14. Savage Roar'un geldi. Ben içeriye biraz baskı kurarsam içeride oyunu bitirmem içten bile değil. Equality kullanmasının güzel yanında büyük minyonlarıma yer kalacak. Daha fazla büyümüyor. Güzel, biz baskıyı kurduk. Bakın orayı mullamaya çalışıyor. Ben şu an Ancient of Lore'u ineceğim. Canı 12. Kombomun bir parçası buldum. Öbürünü bulursam ne ala. Bulamasam bile içeride zaten 5'e 5'lik bir body'm var. 2 kart çekiyorum. Mis gibiyim yani şu anda. İkinci Savage Roar geldi. Cumartesi günkü turnuvaya ben bütün turnuvalara genelde katılıyorum. Ama sonra oynayabileceksem check-in yapıyorum. Cumartesi oynayamıyordum. O yüzden girmedim cumartesi gecesi olan turnuvaya. Şimdi burada iki Savage Roar ile olayı bitiriyoruz. Heal basar demişsin. Heal basabilir. Heal basarsa inanılmaz tempo kaybeder. Ben o sırada içeriye bir iki tane daha minion koyarım. O bastığı heal'e bin pişman ederim adamı ben. Evet, tuvalete gitmek zorunda olan arkadaş gidebilir. Kazandım. Arkadaşlar rogue desten bu deste mi daha iyi gibi demişsiniz ama iyi deste gibi yok aslında. Yani meta'ya göre ayarlamak lazım. Bu deste şu an değil. Ama geçen hafta, haftanın ilk 3-5 günü çok iyiydi. Şu an destinin biraz olayları çözüldü. O yüzden şu an aslında rogue destesi daha şey olabilir ama biraz farklı tipi. O farklı tipte rogue'la da henüz oynamadım çok. Deneyebiliriz aslında bu şeyden sonra. Şimdi burada şu kartları gördüğümüzde şunu görüyor söylüyorum. Ben ikinci turnu Wild Growth, sonra 4'e geçiyoruz. 4'te bu, 5'te ise Inner Light ile bunu atacağım. Şu andaki vizyonum bu. Gelen kartlara göre ama bakacağız. Bu deste Climb için gayet uygun arkadaşlar. Shades of Naxxramas'ın yerine Harvest Golem koyabilirsin. Aslında buradaki bir budget halini de ben paylaşmak istiyorum. Onu iyi hatırlattınız, not alayım şeyden sonra onu yapayım. Facebook sayfamdan paylaşacağım budget halini. Şimdi 2 manadayız. Selamlar arkadaşlar. Tekrardan yeni gelenler. Coin de Wild Growth attı ve 3 drop'u yok. Yanlış oynadı. Mana curve'ine güzel oturamadı. Umut, oradaysan benim Facebook sayfamı paylaşabilir misin chatte? Ya da yayıncı yazınca çıkıyor mu direkt? Biriniz bir yayıncı yazabilir mi? Ne çıkıyor bakalım.
Facebook sayfasından bak, takip edersiniz. Yayından sonra burada senin ucut versiyonunu paylaşacağım. Arkadaşlar bu Base TV'nin yeni layout'u. Muhtemelen her türlü yoruma açıktır. Oyun ekranı küçük olabilir. Belki biraz daha layout değiştirilecektir. Şey yapılacaktır. Şu anda bu şekilde ben de bir yayıncı olarak bana verilen layout'ta yayın yapıyorum. Ama bu dediklerinizi iletirim ben en azından. Base toplantısında. Buraya not alayım. Moderatörlerden not alırsa. Şimdi şöyle bir sıkıntı var yalnız. Innervate ile Dr. Boom girdiğim anda rakip Mind Control teki varsa bir tane adamımı alabilir. Orada ilk elime geldi. Elime gelmeseydi fark etmeyecektim. Lap diye oynayacaktım. Ama gene de lap diye oynayabilirim. Çünkü Mind Control tek bu destede elinde tutulmaz. Mulligan'da geri yollamıştır. Sonradan eline gelme ihtimali ne göz önüne almak lazım. Eğer yoksa öbür türlü bu turn low tap oynayacağım. Bir sonraki turn'de etrafını oynamıyorum. Mind Control tek çıkarsa üzüleceğiz. Şu andaki planımız bu arkadaşlar. Yayıncı yazınca aynen çıkıyor arkadaşlar bilgilerim. Oradan paylaşabilirsiniz. Facebook sayfama bakabilirsiniz. Elinde demek ki büyük şey yok. Mind Control tek yok. Olsa direkt atardı burada. Hiç onu trade'lemeye gitmezdi. Ona daha güzel geldi. Bakalım bir game hunter'ı var mı? Var mı? Yok ama onu remove'ladı. Bu çok kritik işte. Bu doktor bulma aslında çok güçlü yapan belki de bu bombalar yani şey değil. Aslında istediği gibi swipe'dan da bir canlı bir yaratık geldi. Bir yandan o şanslıydı, bir yandan ben şanslıydım. Şimdi burada low tap yerine acaba shade ve mind control tek mi girsem diyorum. Galiba öyle yapacağım. Ben bu Druid'de özellikle mana kölbüne oturmaya çok özen gösteriyorum arkadaşlar. Druid değil mi? İyi abi ne olsun. Bunu şu an ben göz ardı edeceğim. Yüzüne doğru gideceğim. Savage Roar'um var. Kombonun da bir parçasını arıyorum. Swipe geldi. Bu da agresif bir şey. Gayet güzel. Bir swipe attı. Bir red attı. Acaba şeyde çıksam mı ama Savage Roar'um var. O yüzden bekletiyorum. İçeride zaten başka minionlarım da var. Eğer o removelamaya başlıyorsa biz avantajlıyız demektir. Çünkü bu Druid matchup'ında kim agresyonu alırsa ve daha sonra Savage Roar'la bitirirse o götürüyor. Şu anda da board bizde. Druid of the Claw ve Savage Roar'la aha şimdi bakalım. Ne geleceği önemli. Çok iyi bir kart geldi. Ben Mind Control teki açmayıp onun Doktor Boom'unu bekleyebilirdim. Beklemedim. Şimdi 100'e gidebilirim. Çünkü elimde Savage Roar'um var. Swipe'ım var. Şimdi burada şey hesabı çok önemli. 3'ü vurursam 19 kalıyor. Acaba kombom varmış gibi rakibi fake desem
Ama olmasa. Oo. Bunu ısırıp buraya swipe atabilirim ama şeyin ölme ihtimali var bu ortakilerin. Dört dört şu anda en mantıklı şey aslında. Bir swipe buraya, iki buraya vuruyorum. Üç swipe. En mantıklısı ölürse diye bununla da önceden saldırıyorum. Yanlış hesap yaptım. Bir dakika. Yanlış hesap yaptım ya. Onu da oturuyor diye düşün. Neyse fark etmez. Şey gelirse, combo gelirse gene fena durumda değiliz. Druid of the Claw, Savage Roar, sonraki turn swipe. Aynen dediğiniz daha mantıklıymış. Onu da düşündüm ama yapmadım. Bir tane daha Savage Roar olmadığı zaman genelde Savage Roar'u ortada kullanmıyorum. Ama kaç hasar vuruyordu? Neyse bakarız ya, hallederiz. Şu an o benim board'u remove'larsa gene de bayağı avantajlı durumda olacağız. Low tap indiğimiz zaman özellikle. Şu an zaten combo range'inden uzağım. Onun da kartı yok. Canı 16. Demek ki hala avantajlıyız arkadaşlar. Wild Growth kötü bir kart burada. Bu turn low tap'i atacağım. Isıracağım, 15 kalacak. Armor alsa 16. 5. Bu 4 ile girse 9. 9 artı 6 15. Armor almazsa öbür turn kazanma ihtimalim var. ...20 vuruyorsa iyiymiş arkadaşlar. O zaman bir önceki turn onu yapmak lazımdı. Muhtemelen hatalı oynadım. Şu an ama bayağı tempo kaybediyor arkadaşlar. Yani hem hiçbir şey yapamadı. Çünkü canı az olduğu için combo range'ine girmekten çekiniyor. Bunu da bir kart çekelim. Burada da iki tane 5-5 drop'u inmek daha mantıklı olabilirdi. Öbür turn Savage'la bitirme açısından. Ama bunlar misplay'ler olur. Bunu öldüremezse 4, 5, 6, 11 yetmiyor. Şu an combo arıyoruz. Eleman sürekli well played deyip duruyor. Biz de mal gibi oynadığımızdan bir türlü kazanamıyoruz. Arkadaşlar müzik sesi yerine maç sesi var bugün arkada. O bitirecek vallahi. O kadar kötü oynadık ki. Yani resmen o al kazan dedik yani. Şu an yetmiyor tabii ki damage ama en azından board'u temizledi.
Gayet güzel, helal olsun çocuğa. İstiyorsanız maç sesini kısabilirim, açabilirim. Ne istersiniz? Tamam, biraz daha açıyorum maçı. Bir dakika. Yok bir şey, yok bir şey. Umut kontrol edemedi. Bir yandan çek, bir yandan maç, bir yandan oyun. Valla bence de arena atayım çünkü hiç konsantre oynayamıyorum. Kaybedip duracağım. Valla kaybediyoruz. Helal olsun adama ya. Helal olsun adama, kazanıyor yani. Ve kombomuz da geldi. Helal olsun adama. Dokuz vuruyoruz şu anda. Sevuç'u atsak, bunu ısırsak. Bak bu adam kazansın ya. Mal gibi oynadık, hak ettik. Eskişehir kendi yeri alanında pas yapıyor. Mustafa Yumlu. Trabzonspor'dan yeni transferi. Heal 14, bir armor 15, helal olsun. Helal olsun sana ya. Kazan bu oyunu, helal olsun. Inner raid gelmesin bana. Arka diye! Nasıl kaçtı ya? Bu mutlak pozisyon. Range'in altına çektim. Adam hak etti. Ama hala bulamadı. Bu oyunu kazanmayalım, gözünü seveyim ya. Taunt mu? Taunt. Ha, zaten bitiyormuş, tamam, iyi. İyi, iyi, hak etti adam. Adam bizle konuşmak istiyor, ekleyeceğim. Adam bizle konuşmak istiyor arkadaşlar, ekleyeceğim. Muhabbetini yapalım, ne kadar kötü oynadığımızı yapalım. Şey nerede?